Bir sürü çalındı eşyayla nereye kaçabiliriz yüzündeki bu izle. Ben sana şömineye gir demedim, suratının haline bakar mısın? Bizim buradan şüphe uyandırmadan çıkmamız lazım. Şu dibinde çıkamayız. Bekle. Yıkamacılık yaparım. Tabii seni sorgulayana kadar ben kaçarım falan filan. Hayatın sonuna kadar çürürsün ama ben keyfini sürerim tüm bu eşyaların. Ayrıca sen şöminede ne arıyordun ki? Ben sana şömineye gir diye bir komut vermedim. Saçının haline bak. Neyse. Şöminede altın aramak. Bazen dostum musun, düşmanım mısın, ayırt edemiyorum. Böyle bir hatayı sadece acemiler yapar. Önceden evi kontrol etmiştik. Gireceğimiz yerler belliydi. Senin gibi bir ev görünce aklına hemen şömineye girmek mi geldi?
rezili bizim de arkadan inmemiz dikkat çekmeyecek. Ve arkadan inen aile şu an kendi derdinde. Bizi fark etmeyecekler bile. Tek yapmamız gereken panik olmuş gibi çıkmamız. Hani biz de soyguna uğramışız gibi. Zaten sonra polisler yani bir şekilde bizim de mağdur olduğumuzu düşünerek hani diyeceğiz ki haberimiz yoktu. Bu imajı vermen lazım. Anlaştık mı? Hatta çıkarken şey diyebilirsin. Son iddiada kazandığım paraydı. Her şeyim battı falan filan. İstasyon. Demagoji'nin ne gerekiyorsa ya. Zaten şu an insanlar bizim soyguncu olduğumuzu anlayacak bir psikolojik durumda değiller. Her şeylerini kaybettiler.